Evet değerli dostlar, sektörünüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bazı dostlarla bağlantıda problem yaşadık. İnanın bu bizden kaynaklanmıyor. Arkadaşlar çözmeye çalışıyorlar ama yani muhtemelen karşı tarafın bağlantısındandır diye düşünüyoruz. Şimdi bu bölümde ilk konuğumuz Veteriner Hekimler Odası Genel Başkanı Sayın Ali Eroğlu Hocam. Ali Bey yayına hoş geldiniz. Tabii hocam gündem yoğun, gündem hayvancılık. Siz de burada ciddi bir paydaşsınız. Veteriner Hekimler Odası Türkiye'de hayvancılığın önemli paydaşlarından bir tanesi. Biz burada yaşanan problemleri ve çözüm önerilerini konuşuyoruz. Sizin gözünüzden Türkiye'deki hayvancılığın, özellikle büyükbaş hayvancılığın geldiği nokta ve yapılması gerekenler, şu anda yaşadığımız sıkıntıları çözüm olarak önerileriniz neler? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum şahsınıza ve Köy TV'ye. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak biz başından bugüne veteriner hekimlerin iştigal alanı olan hayvancılığın ülkemizde standartlandırılması ve önündeki problemlerin çözülmesi noktasında çeşitli çalışmalar içerisinde bilim kurulu üyelerimizle, sahadaki arkadaşlarımızla, veteriner hekimlerle, en ücra köşedeki bir vatandaşımızın evinde, ahalında bir hayvan varsa mutlaka veteriner hekim oraya uğramıştır ve halkla yakın temas olan bir meslek grubuyuz. Evet hocam. Biz başından beri ülkemizdeki hayvancılığın önündeki sorunların çözülmesini, özellikle sürdürülebilir hayvancılığın ülkemize kazandırılması noktasında hareket ediyoruz. Ve yasal olarak kuruluş kanunumuzda da bize vermiş olduğu sorumlulukla görevle de hayvancılığın geliştirilmesi için, ki bu kanunun bize verdiği, birliğimize yüklediği bir sorumluluktur. Hayvancılığın geliştirilmesi için gerekli olan çalışmaları, projeleri, projeksiyonları hazırlayarak kamu otoritesine sunmak ve kamu meslek örgütü birlikteliğiyle ya da diyaloğu ile sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Birliğimizin çalışma alanlarından bir tanesi, en önemli olanlardan bir tanesi bu. Evet. Şimdi hayvancılık tabii işte şu anda ülkemizde çeşitli sorunları olan bir sektör. İşin temeline aslında burada tabii çok uzun konular var aslında. Ülkemiz tercihini uzun yıllar önce bitkisel üretimden yana yapmış bir ülkedir. Dolayısıyla tamamının içerisinde bitkisel üretim ve hayvansal üretim denilen iki ana husus var. Hem bütçesiyle hem destekleriyle maalesef hayvancılık geri planda kalmıştır. Hayvancılık iki şekilde yapılıyor ülkemizde. Bir tanesi sosyal amaçlı, diğer ise ekonomik getirisi olan ve ekonomiye, ülke ekonomisine katkısı olan yönüyle. Tarımın içerisinde hayvancılığın bir katkısı olması açısından genel ekonomiye baktığımızda bitkisel üretim hayvansal üretime göre planlanıyor gelişmiş ülkelerde. Hemen örnek vereyim. Arkadaşlar Skype'te diğer ses geliyor hocamın sesini, evet. Evet hocam. Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde ekili arazilerin %50 ile 70 civarında, bazı ülkelerde 70, bazılarında 50 yem bitkilerine ayrılmıştır. Ama bizim ülkemizde hala bu %25 ile 30 arasındadır. Bunlar bugünün sorunu değil. Ama biz bugün hayvancılıkla ilgili özellikle üreticimizin yaşadığı sorunlar ve darboğazıyla ilgili konuları, hayvan ıslahını, desteklemeyi, hayvan verimini, işletme büyüklüğünü, kamudaki yapılanmayı, ülkesel planlamayı, hayvancılıkta milli politikaların uygulanmadığını, hayvan varlığının sağlıklı bir envanterinin
olup olmayan çeşitli konuları detay olarak konuşmak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin, daha doğrusu gelişmişliğin ölçütlerinden bir tanesi, bütün sektörlerde isabetli ve istikrarlı sektörel planlamalardır. Sosyal bilimciler şöyledir. Toplumlar olguları konuşur, yani sonuçlara konuşur. Biz hayvancılıkta şu anda önemli problemler yaşanıyorsa, bakın damızlık 1990'lı yıllardan ben Tarım Bakanlığı'nda çeşitli görevlerden yapmış ve emekli olmuş bir insanım. 40 sene önce de planlamadan bahsediliyordu, hala planlamadan bahsediliyor. Şu planlamayı ne zaman nasıl başaracağız bilmiyorum. Çeşitli kademelerde hayvan sağlığı şube, bir saha veteriner hekimliği, şube müdürlüğü, il müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve müsteşar yardımcılığına kadar görevler yapmış bir insan. Şimdi gündemi maalesef değiştiremiyoruz ve 90'lı yıllardan bu tarafa damızlık ithalatı yapıyoruz hayvancılıkta. Sürdürülebilir hayvancılığı nasıl başaracağız? Efendim, bu damızlıkların ülkemize kazandırılması lazım. Ali Hocam, ben bir toparlayalım mı? Ali Hocam, bir toparlayalım mı? Yani demin söylediğim gibi çok başlık var. Bunları detay olarak konuşmak lazım. Bu kısa zaman içerisinde hayvancılığın tüm problemlerini konuşmamız mümkün gözükmüyor. Daha geçenlerde biliyorsunuz, süt tavsiye fiyatları açıklandı. Evet. Üreticimiz haklı olarak hayvancılığın girdisinin %70'i yem ham maddeleri ithal ediliyor. Biz damızlığı ithal ediyoruz, kasaplığı ithal ediyoruz, besliği ithal ediyoruz, yemi ham maddelerini ithal ediyoruz. Bundan, bu sarmaldan ülkemizin kurtulması gerekiyor. Sayın Tarım Orman Bakanımız Profesör Vahit Kirikçi Bey görevi başladığı zaman bir ilde yapmış olduğu bir konuşma çok yerindeydi. Tükettiğimizi, ürettiğimizi tüketeceğiz diye. Dünyanın genel gerçeği de odur. Kendi ürettiklerini tüketemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ama onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketirler. Pazar olmaktan kurtulamazlar ve bağımlı hale gelir, pazar olurlar. İşte buna karşı üreticimizin desteklenmesi önemli. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Tüketici de tabii ki hayvansal ürünlere, ete, süte ve süt ürünlerine makul fiyattan ulaşması gerekiyor. İşte bu aradaki dengenin oluşması gerekiyor. Biz referans devlet prim desteğinin birlik olarak basın açıklamamızda birkaç gün önce en az 1 lira olması gerektiğini beyan ettik. Bununla ilgili biz de bahsettiğim gibi 56 bölge ve il odamız var. Sahadaki arkadaşlarımızla ve odalarımızla yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda ortaya bu bir şeyleri açıklamaları yaparken Ankara'dan afaki rakamlar değil, sahanın gerçeklerine göre, üreticimizin durumuna göre. Süt fiyatları yükselince şöyle bir algı var. O zaman tüketici ürünlerini, yani sütü yüksek fiyattan alacak. Dolayısıyla süt tüketimi azalacak. Özellikle gençlerimizin beslenmesinde, çocuklarımızın beslenmesinde önemli bir protein kaynağı olan sütü alamayacak. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyecek. Haklıdır. İşte burada bütün paydaşların, kamu, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, çiftçi kuruluşları, sahadaki üreticimiz bir araya gelip bütün paydaşlarla beraber bir çalışma yapılması ve bir planlama yapılması gerekiyor. Bugün tarımın desteklenmediği hiçbir ülke yoktur. Dünyanın en ileri ülkesinde de tarım destekleniyor, en geri ülkesinde de tarım destekleniyor. Ama bu desteklerin bir devlet politikası halinde daha onun da bir stratejisinin olması gerekiyor. Tabii şimdi zamanımız kısa olduğu için oraya giremiyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alalım hocam. Ali Hocam. Teşekkür ederim efendim yayınınız için. Bütün katılımcılara
Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanı Ali Erol Hocam'a. Hocam sağ olun. Şimdi Zooteknik Federasyon Başkanı Doktor İsmail Mert Hocam hazırmış. Hemen onu alalım. Ondan sonra Muhittin Hocam alacağız. Ama Muhittin Hocam'ın kamerası kapalıymış. Bizi dinliyorsa kamerasını açsın. Evet arkadaşlar, İsmail Mert Hocam hazır mı? Hocam tekrar yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar tekrar. Evet hocam. Hocam 5 dakikanız var, sizi kesmeden dinliyorum. Konu hayvancılık, yaşanan sektör. Sonuçta bu sektör biterse burada veteriner hekimleri de, zooteknisi arkadaşlar da, işte yemciler de, birçok binlerce insan hem işsiz kalacak hem maaşsız kalacak. Bir de bu taraftan bu kadar bir sosyal olay. Sonuçta toplumda çok ciddi manada bir çalkalanma olacak. Konu ortada hocam. Siz neler söylesiniz? Dinleyelim hocam. Benden önceki konuşmada arkadaşlar bahsettiler çeşitli problemleri. Ben de şunlardan bahsedeyim. Biz Ali Bey'in ifade ettiği gibi damızlığı ithal ediyoruz. Bakıcıyı ithal ediyoruz. En önemlisi şu anda Kars'tan Muğla'ya kadar olan her bakıcılar ithal ediyoruz. Yeni ithal ediyoruz. Veteriner ilaçlarını ithal ediyoruz. İthal etmediğimiz nerede? Hayvansal madde ve neredeyse yok gibi bir şey. O zaman biz tekrar bu sektörün tamamını hazır kazan, üreticiden tüketiciye kadar herkesin, değer zincirinde yer alan herkesin para kazanması için kazanması lazım. Eğer burada bir siz para kazanamıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Onun için biz tekrar bu sistemi bir planlama yapmamız lazım. Arz, hayvansal ürünlerdeki arz talep dengesizliğini, fiyat istikrarsızlığını giderecek, bildirim maliyetleri düşürecek, kaliteyi artacak, işletmelerin optimum büyüklüğe ulaşmasını sağlayacak, kayıt işçiliği önleyecek, bilgi eksikliğini giderecek, uluslararası siyasetler ürünlerini rekabetçi bir şekilde pazarlayabileceğimiz ve bütün hayvan hastalıklarını ağrı hale getirebileceğimiz sistemi hep beraber düşünüp bütün paydaşlarla beraber sistem kurmamız lazım. Ondan sonra bunu sürdürülebilir sağlamamız lazım. Aksi halde biz döngüsünü devam eder. Birbirimizle habire fiyat şeysi pazarlığı yapmış oluruz. Fiyat tabii ki önemli. Üreticimizin para kazanması için, ama bütün bunların biz aksak olan yönlerini düzenleyip ona göre tedbirler almamız lazım. Devlet üzerine düşene devlet yapmalı. Üreticisi üzerine düşene üreticisi, sanayici üzerine düşüyorsa sanayici yerine getirmesi lazım. Hocalarımızın üzerine düşüyorsa hocaların üzerine getirmesi lazım. Aksi halde biz sıkıntımız devam eder gider. Yani bütün mesele bu işin sürdürülebilmesi. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Sonra tekrar söz alırsam teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi de yayına bizim Aydın Başkanı, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birlik Başkanımız Mehmet Sedat Güngör hazırmış. Sayın Başkan, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii hocam, şimdi burada iki tane birlik başkanımızı ağırladık. İsmail Anıl Başkanım ve Edip Yıldız Başkanım'la beraber. Şimdi siz de tabii önemli bir bölgede, önemli bir işlevdesiniz. Şimdi konu malum, yaklaşık 7-8'den bu tarafa birçok paydaşla beraber konuşuyoruz. Hayvancılık, büyükbaş hayvancılığın geldiği nokta. Tabii burada yaşanan sıkıntılar hepimiz, hocalarım, uzmanlar dile getirdi. Özellikle son bu USK'nın aldığı kararlar ve diğer alınan kararlarla beraber maliyetlerden dolayı ciddi manada daralan, sıkılan hayvancılık tabii bir manada psikolojik olarak da çökme noktasına geldi. Bütün buradan hareketle sizin kendi bölgenizde gözlemleriniz ve genel manadaki gözlemleriniz neler? Bir 5-6 dakika sizden alalım hocam, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle herkese, Erkücü'nün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Teknik olarak zorluklar yaşıyoruz. Ben de televizyondan takip etmeye çalıştım. Bu zorluklar, zor şartlar altında görev yapıyorsunuz. İnşallah yetiştiricilerimiz bu çalışmadan, bu programdan memnun kalmışlardır diye düşünüyorum. Ben stüdyodaki arkadaşlarımıza, katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Yetiştiricilerimize öncelikle bereketli günler diliyorum. Şimdi bütün katılımcılar sorunlarını söylediler. Sabaha kadar program yapsak inanıyorum ki çok çok daha fazlasını söyleyeceğiz. Bizler de birlik başkanları olarak, yetiştirici temsilciler olarak bu sorunları yaşıyoruz. Bizler bu sorunların dışında değiliz. Maliyetleri
bizim üyelerimizin ayrılmasını, azalmasını, işletmelerin kapanmasını, hayvanların kesime gitmesini hepsini hep beraber yaşıyoruz. Bunların hepsini konuşabiliriz. Söylenmesi gerekenlerden çok çok daha fazlasını burada konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Ancak çözüm konusuna geldiğimizde maalesef çözüm konusunda çok fazla bir şeyler yapamıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi Ulusal Süt Konseyi ile ilgili olarak söylediniz. Ulusal Süt Konseyi çok iyi niyetlerle, çok iyi niyetlerle çalışmalarına başladı. Ve bunun neticesinde hakikaten bizler yetiştirici temsilcileri, sanayicilerle karşı karşıya geldik, fiyat tartışmaları yaptık. Ancak bilhassa 2018 yılından sonra USK'nın süt fiyatları ile ilgili çalışmasının gıda komitesi tarafından tespit edilmesi ya da önerisine alınması konusu nedeniyle yetiştiricilerimiz çok çok daha büyük sıkıntılar yaşamakta ve bugünlere gelmesinin sebeplerinden başta sebeplerinden birisi de bu. Şimdi bir bu sebeple bugüne geldik. İkincisi biliyorsunuz bir pandemi krizi yaşadık. Bu pandemi krizinde bizler gıda güvenliğinin ne olduğunu, sürdürülebilirliğin ne olduğunu öğrendik. Ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Tüm dünya ülkeleri de buna göre çalışmalarını, faaliyetlerini oluşturdu, çalışmalarını yapıyorlar. Ancak bu gerekli gıdanın sağlanabilmesi amacıyla bizim işletmelerimiz, biraz önce İlik Başkanımız da bahsetti, hakikaten fedakarlık yaparak o pandemi döneminde dışarıya çıktılar, faaliyetlerini devam ettirdiler. Ancak geldiğimiz noktada maalesef üretici bu emeğinin karşılığını alamadı, zarar ediyor ve sonuçta hayvanlarımız kesime gidiyor. Bizler Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği olarak ıslah çalışması yapıyoruz. Bizim esas işimiz ıslah çalışması yapmak. Birçok birliğimiz süt topluyor, çok iyi süt topluyor. Birçok birliğimiz kooperatiften daha iyi, daha güzel bir şekilde kooperatif süt yapıyor. Ancak bizim esas amacımız ıslah çalışması yapmak. Hayvanları kayıt altına almak, kayıt altına aldığımız hayvanların kulak küpelerini takmak, bilgilerini toplamak, soy kütüğü ve ön soy kütüğü çalışmalar yapmak ve analizleri yapmak, süt analizleri yapmak ve bunların neticesinde de hayvanların damızlık değerlerini çıkarmak. Bizler bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bu çalışmaları üzerine koyarak götürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizin süt verimleri, ortalamaları hakikaten üye bazında baktığımızda üst noktalara taşındı. Ancak maalesef bu yetiştirdiğimiz damızlıklarımız kesime gitmekte. Şimdi burada neler yapılabilir, neler olması gerekir konusuna geldiğimizde birçok şey söylenebilir. Ancak burada bir irade gerekir. Çözümle ilgili olarak bir irade gerekir diye düşünüyorum. Ve bir katılımcımızın, Murat Tuna'nın söylemiş olduğu sözler beni çok derinden etkiledi. Bunu söylemem gerekiyor. Biz hakikaten bakanlıkla çalışmalar yaparken, süt konseyinde çalışmalar yaparken süt fiyatların artması için, desteklemelerin artması için, desteklemelerin yetiştiriciler lehine olması için çalışırken hiç düşünmediğimiz bir şey söyledi. Biz kapı kapı dolaşarak fiyat istemiyoruz. Biz dilenci değiliz. Lafı çok ağır bir laftı. Katılıyorum, biz dilenci değiliz. Bizler dilenci değiliz. Biz yaptığımız işin hakkını istiyoruz. Almamız gereken rakamları istiyoruz. Bunun için de çözüm olarak birçok şey söyleyebiliriz de bir tek şöyle bir şey söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Bütün dünyanın kabul ettiği gibi maliyetlerde pariteyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani biz üreticiler olarak 1,5 pariteyi sağlayabilirsek maliyetlerde, o zaman bu yetiştirici bu tartışmaların birçoğunu ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bu pariteyi bizim yapmamız lazım. Pariteyle ilgili çalışma ben bir toplantıda belirtecektim ama konsept farklı olduğu için şu anda yayınlamamız uygun olmayacak diye düşünüyorum. Aynı parite çalışmasının, sütteki 1,5 parite çalışmasının ette de olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmamız da var. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı paylaşabiliriz, kamuoyuyla da paylaşabiliriz. Nereden nereye geldiğimizi, et fiyatlarında, besi yemi fiyatlarında, mısır ve arpa fiyatlarında paritenin nereye geldiğini, ne kadar yetiştiricilerin aleyhine olduğunu da ette de görebiliriz diye düşünüyorum. Ben şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım Muhittin Hoca da OSK ile ilgili, Ulusal Süt Konseyi ile ilgili olarak gerekli şeyleri söyleyecektir, cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Kendisiyle kısa bir süre Ulusal Süt Konseyi'nde çalışma imkanımız oldu. Hakikaten çok güzel şeyler yaptığımızı söylüyorum. İnşallah o da katılımcılara faydalı bilgiler verecektir diye
düşünüyorum ve herkese şimdiden iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi tabii birçok sektör paydaşı problemler ortaya koydu. Şimdi biraz da çözümleri de detaylı bir şekilde konuştuk. Siz de işin hem çiftçilik boyutunda yani üretim boyutunda hem üretim üyesi olarak da gerçekten okul boyutunda da varsınız. Sizin gözünüzden hocam bir 3-4 dakika çözüm ne yapılması lazım onu alalım. Ondan sonra da Ufuk abiye çözümle ilgili önerilerini soracağım. Ulaşabilirsek Muhittin Başkan'a bağlanacağız Muhittin Hocam'a. Ulaşamazsak yapacak bir şey yok. Evet. Üreticilerin maalesef yani devlet imkanları gibi görev zararı yazma veya ekstradan vergi gelirleri gibi toplayabileceği gelir kaynakları falan yok. Üretici ancak ve ancak ürettiğinden kazanç sağlayarak bu işi sürdürebilir, yaşamını idame ettirebilir. Evet. Burada gözden kaçırılmaması gereken şey bunların da insan oldukları, bunların da bu ülkenin vatandaşları oldukları, bu ülke için üretmeye çalıştıkları ve üretirken de insanca yaşamak istedikleri en doğal haklarıdır diye düşünüyorum. Şimdi yapılması gerekenler aslında çok basit. Dünya ne yapıyor ona bakmak lazım. Eğer bu sütün maliyetini reel olarak piyasa şartlarına yansıtamayacak isek bunu sübvanse edeceğiz. Başka yolu yok. Yani ben sübvanse edemem. Benim imkanım yok. Dolayısıyla bunu stratejik bir konuda devletler bütün dünyada bu tarımsal üretimi, hayvansal üretimi bir şekilde destekliyor ya da regülasyonlarla zarar etmez noktaya getiriyor. Ama biz maalesef yani daha önce de söylemiştim bunu USK'nın önünde bir şeye katılmıştık. Kurbanlık koyun gibi birileri fiyat verecek, biz de ona uyacağız. Yani öyle bir şey yok. Dünyadaki gidişata yani ekonomi bilimine aykırı bir iş. Yok ama böyle bu ülkede. Ama nereye kadar? Nereye kadar sorusu çok önemli. Yani biz yarın sıfırı tükettiğimizde birileri çıkacak Türkiye'ye, aa yazık bunlar aç kaldı, ucuz et verelim. Yok işte besleyelim demeyecek. Artı bizim ülkemiz çok büyük. Katar ciddi bir örnektir. Türkiye olmasaydı Katar aç kalacaktı. İnsanlar yağma başlayacaktı. Türkiye Katar'ı besleyebilir ama Katar Türkiye'yi besleyemez nüfus ve imkanlar dikkate alındığında. Şimdi bakıyorsunuz işte paramız var alırız dendi bir dönem. Hiç gereksiz yere 1 milyon hayvan ithalatı yapıldı o dönem. O dönem o kadar hayvana ihtiyaç yoktu. Artı yarısı. Bu hayvanların ülkeye getirdiği kazanç nedir? Bir de Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nda yapılan bir hata da şu. Her yeni dönemde yeni projeler hangisi sonuçlandı? Yani bir kalıcı politikamız olması lazım. Kısa, orta ve uzun vade. Bu bakan değil. Hükümet değişse bile değişmemeli. Devlet politikası haline gelmeli. Siyaset üstü bir şey. Sadam Hocam bizim bu hayvancılıkta, tarımda, iç işlerinde, milli eğitimde, dış işlerindeki bütün politikalar hangi hükümet değişirse siyaset değişiyor. Siyaset üstü olmalı. Yani bizde hükümet bizde bakan değişmiyor. Evet. Bizde aynı hükümetin içerisinde bakan değişince değişiyor. Bakan değişince yani değişiyor. Ülke politikası olması gereken konuda, ülke siyaseti olması gereken konuda bırakın aynı hükümetin içerisinde 20 i̇şte, senede 4 bakan görmüşük, 5 bakan görmüşük. Bir dönem genç çiftçi vardı. Kaç tane genç çiftçimiz var saymak lazım. Bir dönem 300 koyun projesi vardı. O 300 koyundan yararlanıp koyunculuk yapan kaç yetiştirici var bunlara bakmak lazım. Diğer bir husus yani devletin imkanlarıyla bakanlığımızın benle rekabet etmemesi lazım. Yani fiyat indirimleri tamam gönül üstü ya ben şunu da net söylüyorum. Sütü ben bedava vermeye razıyım. Enflasyon düşecek, Türkiye düze çıkacaksa. Ya böyle bir şey olmuyor. Ucuz et dedik. Ne oldu yani? Mesela işte kurban döneminde kuzu ihracatını yasakladık. Bakın hocam sözün kesinde Muhittin Hoca hazır mısın? Tamam. Bir alalım hocam hocayı. Alalım. Zaten çok beklettik hocayı Muhittin Hocam'a. Muhittin Hocam'a da teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Profesör Doktor Muhittin Özler hocam, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği Bölümü öğretim üyesi ve Ulusal Süt Konseyi üyesi. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Bey. Tüm arkadaşlara selamlar, tüm izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hocam kusura bakmayın sizi beklettik. Biraz estağfurullah. Teknik katılımcı yoğun olunca teknik arıza da oldu. Aslında birçok katılımcının olduğu yerde internet şartlarından kaynaklanıyor. Şimdi hocam öncelikle ses ve görüntü. Sizde problem yok hocam. Gayet net. Sıkıntı yok.
Şimdi öncelikle hocam USK biliyorsunuz şu anda gündem malum yoğun. Bir aldığı karar var. Tabii sizin burada bir red oyunuz var. Bana gelen binlerce mesaj adına üreticilerin teşekkürleri var. Size önce ileteyim. Hocam USK'da neler dönüyor? Bu fiyatları USK mı belirliyor? Bu işin sorumlusu USK mı? İşin gerçeği ne hocam? Sizden alalım. Öncelikli olarak teşekkürünüze teşekkür ederim. Çünkü ben teşekkür edilecek bir şey yapmadım esasında. Baştan beri böyle yapıyorum ama belki anlaşılmadı. Yaptığımız nedir onu söyleyeyim ama ondan önce izliyorum, dinliyorum, uzun zamandır da takip ediyorum. Bazı yanlış algılar var. Nedir bunlar? Bunların üzerinde duralım. USK nedir bir defa? USK aslında üretici lehine kurulmuş bir örgüttür. Ve üreticilere, sanayicilere, işte bizleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve bakanlık temsilcileri bir araya getiren bir örgüt. Yani tek taraflı sadece üreticinin temsilcileri yok burada hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla alınan kararlar bazen üreticinin lehine oluyor, bazen sanayicinin lehine oluyor idi. Ve bununla ilgili eleştiriler alıyorduk ama biz doğru şeyler yaptığımız kanaatindeydik. Ne zamana kadar? 2018 yılına kadar. 2018 yılına kadar gerçekten baktığınızda USK her ne kadar eleştiriler almışsa da üretici lehine işler yapmıştır. Bunu rakamlarla, bir bilim insanı olarak da rakamlarla da ifade edebilirim. Şuna bakabilirsiniz. Birincisi, bizim maliyetlerimiz yem fiyatları nedeniyle, yem ham maddelerinin önemli bir kısmının ithal olması nedeniyle dış dünyadan bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla bizim maliyetlerimiz aslında Avrupa'nın ve dünyanın maliyetlerine de üzerindedir, altında değildir. Buna bağlı olarak fiyatların da dünya fiyatlarının altında olmaması lazım. Eğer 2018 öncesine bakarsanız, USK'da karar verilen fiyatlar, tekrar ediyorum, her ne kadar eleştirilse de her zaman dünya fiyatlarına paralel ya da bir tık üstünde olmuştur. Bu bir. İkincisi, yine parite olarak baktığımızda 2018, bunun etkisi 19'a kadar devam etmiştir. Parite her ne kadar istenileni tutmasa da 1-2, 1-2,5, bazen 1-4'e kadar çıktığı olmuştur. Ancak 2018-19'dan sonra hızla 1'in altına düşmüştür. Şimdi niçin bu karar alındı? Bunu önce ifade etmek lazım. Öncelikli olarak söylüyorum, yanlış bir uygulama. Evet, gıda enflasyonu önemli bir konu. Enflasyonla mücadele etmek her devletin hakkı ve önceliği. Ancak yapılan yanlış şu, bizde gıda enflasyon sepetinde dikkate alınan raftaki süt, üreticinin sütü değil. Ama maalesef üreticinin boğazı sıkılıyor. Bunu da uzun zamandır haykırıyorum. İkincisi, bir başka şey, yine yanlış algı. Efendim, USK'nın belirlediği fiyat, az önce de defalarca telaffuz edildi, USK çatısı altında toplanan yetkililerin belirlediği fiyat, USK'nın kararı, şunun altını çizerek söylüyorum, kuruluşundan bugüne kadar orada görev yapan bir kişi olarak, bir kardeşiniz olarak, bu kastedilen eğer USK yönetim kuruluysa, USK'dan kasıt, yani 12 kişilik şu anda yönetim kuruluysa, şimdiye kadar bir defa hariç hiçbir zaman biz oturup fiyatı belirlemedik. 2018 yılına kadar tarafları davet ettik. Çok açık olduk. Bazen 150-200 kişiyle toplantı yaptık. Üyemiz olmayanları dahi çağırdık. Biz hakem olduk. Biz sadece maliyetleri hesapladık, ortaya koyduk ve iki tarafı karşılıklı pazarlığa davet edip fiyatın belirlenmesine yardımcı olduk. Yani 2018 yılına kadar da süt USK tarafından, USK yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenmedi. USK'da belirlendi. Kim tarafından? Üretici ve sanayici tarafından. 2018'den sonraya gelelim, bugüne kadar. Bugüne kadar da süt kesinlikle USK yine yönetim kurulu tarafından belirlenmiyor. Üstelik üreticilerin ve sanayicilerin olduğu bir toplulukta da belirlenmiyor. Kim tarafından belirleniyor? Eski adı Gıda Komitesi, daha sonra işte Fiyat İstikrar Komitesi olan bir komite tarafından belirleniyor. Şimdi sizlere, üreticiler için söylüyorum veya katılımcılara için söylüyorum.
aslında bir gölge boksu yaptırılıyor. Hedefe Ulusal Süt Konseyi konuyor. Bir paravan olarak, bir perde olarak, bir paratone olarak Ulusal Süt Konseyi konuyor. Bunu sakın ha Ulusal Süt Konseyi'ni savunuyor olarak algılamayın. Çünkü bir arkadaşımız söyledi, USK kapatılmalıdır. Evet, son 3 toplantıdır. Ben yönetim kurulunda söylüyorum. Eğer USK bu şekilde üreticiye zararlı şekilde devam edecekse kapatılmalıdır. Bunu Türkiye'de en son söyleyecek kişilerin başında ben gelirim. Çünkü kuruluşundan beri ciddi emeğim var. Ama buna rağmen eğer USK bu şekilde devam edecekse Gıda Komitesi'nin ya da işte Fiyat İstikrar Komitesi'nin ya da bazı lobilerin paravanı olacaksa kapatılmalıdır. Ama dönüyorum başa, aslında iyileştirilmelidir, eski haline dönüştürülmelidir, üreticinin lehine çalışmalıdır. Yani Ulusal Süt Konseyi özgürleştirilmelidir. Ulusal Süt Konseyi şu anda dediğim gibi yaptığı Fiyat İstikrar Komitesi'nden sözde, onu da soru işareti koyuyorum, gelen fiyatı deklare etmektir. Ben bundan son derece rahatsızım. Benim karşı çıktığım esas budur. Üç toplantı öncesinde başladım. Dedim ki bundan sonra eğer bizim önümüze bir fiyat getirilir ve bunu deklare etmemiz istenirse benim oyum şimdiden red. Red kullanmamın nedeni budur. Çünkü ben aslında sorunu da burası olarak görüyorum, çözümü de burası olarak görüyorum. Bizim bu fiyat belirleme işini Gıda Komitesi'nden ya da Fiyat İstikrar Komitesi'nden kurtarmadığımız sürece düze ulaşmamız mümkün değil. Çünkü orada şöyle bakıyorlar. Aslında şunu söyleyeyim, yani bunu birçok kişi de bilmiyor. Gıda Komitesi'nden bugüne kadar Ulusal Süt Konseyi'ne yazılı olarak gelmiş bir fiyat şeyi de yok. Tavsiyesi de yok. Araya Tarım Bakanlığı giriyor. Efendim biz görüşüyoruz, biz görüştük. İşte Gıda Komitesi şunu olmasını istiyor deyip önümüze koydular. Ha, şunu sorabilirsiniz. 2018'den bugüne kadar niye sabrettin? Niye karşı çıkmadın? Niye onayladın? Veya bu hocam şeyi sorayım. Yani buradaki atıyorum bu yönetimdeki diğer arkadaşların niye sesi çıkmıyor USK'nın? Şimdi geleceğim şimdi. Evet. Benim niye sesimi çıkmadan önce ben kendi adıma söyleyeyim. Bugüne kadar yani daha doğrusu son 3-4 toplantıya kadar. 2018 yılından sonra ben bunu söylemeye başladım. Bakın bu yanlış bir şeydir. Bunun Gıda Komitesi'ne verilmesi yanlıştır. İlk önce sanayici arkadaşlar alkışladılar. Onlara söyledim. Beni dinliyorlardır şimdi. Doğrularlar. Bakın bu bugün için üreticinin aleyhine, sizin lehinize görünüyor ama yakın bir gelecekte bu sizin de aleyhinize dönecektir. Başladı dönme işte. Gördüğünüz gibi şu anda süt tozu. Ha, sanayicinin bir kısmına yarıyor, bir kısmına yaramıyor. Bir basamak ilerisi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Sanayiciye diyecekler ki işte fiyatı arttırmamanız lazım. Öbür taraftan da üreticiye bir parça bir şeyler vermemiz lazım. Sonuç, tek çare sektör olarak söylüyorum. Gıda Komitesi ya da bu Fiyat İstikrar Komitesi'nden kurtulmamız lazım. Gerçekten içim acıyor. Orada düve nedir, silaj nedir bunları bilmeyen insanlar, birkaç kişi üstelik görev verilmiş. Yani Gıda Komitesi falan oturup da zannetmeyin öyle bakanlar toplanıyor ediyor. Orada bir kişiye görev verilmiş, o oturuyor önündeki rakama bakıyor. Diyor ki gıda işte... Geçen yıl için söylüyorum 200 milyar liralık hayvansal gayri safi hasıla elde ediyor. Bunun 100 milyarı süt. Öyleyse önemli. Ne yapmam lazım? Bunun fiyatını arttırmamam lazım. En büyük hata. Bu şekilde mücadele edilmez. Yaptıkları sektörü öldürmek, baltalamaktır. Bu şekilde kesinlikle olmaz. Tekrar ediyorum. Enflasyon sepetindeki süt raftaki süttür. Onu esas alıyorlar. Ona bakın. Eğer kontrol edebiliyorsanız onu kontrol edin. Bugün yağ fiyatları artıyor diye siz ayçiçeğinin üretimini baltalıyor musunuz? Tam tersini arttırmaya çalışıyorsunuz. Şeker 2 kat, 2,5 kat arttı diye şeker pancarı üretimini mi baltalıyorsunuz? Burada yapılan süt üretimi baltalanıyor. Ben esas sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki üretici arkadaşlarımız geçen haftalarda toplanıp gidiyorlar ve bu belirleyen kişiye ne olur bize fiyat ver diye, adeta o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yani kapısında ona dil döküyorlar. İlk duyduğumda yazdım altına da arkadaşların zannedersem Hakan Bey vermişti. Yani akıl tutulması.
Esas yapılması gereken, kardeşim siz niye karışıyorsunuz bu işe, hangi hakla demeniz lazım. Buradan kurtulması lazım. Bence hedef burasıdır. Yoksa konsey, dediğim gibi konseye vur yumruk. Ne olacak? Konseyde hepsi var. Üreticim sizde var. Hepsi var. Şimdi gelelim sorunuza. Çok uzatmayayım. Diğer arkadaşlarımızın da şeyleri var. Ayrıca zaman da tükeniyor. Şimdi üretici arkadaşlarımız son toplantıda niye karşı çıkmadı? Tabii bunu kendilerine sormanız lazım. Ama onlara ben anladığımı söyleyeyim, okuduğumu söyleyeyim. Onlara sus payı verilmiş. Türkçesi bu. Denmiş ki onlar uzun zamandır mücadelesini veriyorlar. İşte bu soğutma paylarını ayrıca alalım. Bir ara eskiden alıyorlar. Doğru yanlış. Haklı oldukları yer de var ama sanayicinin de buna itirazları var. Onlara denmiş ki, anladığımı söylüyorum, sakın ha fiyat gündeme getirmeyin ama bunu biz size destekleyeceğiz. Nitekim bakanlık temsilcileri ve üretici temsilcilerinin birlikte oyuyla geçti. Sanayici kendi açısından karşı çıktı. Onlar, bakın tekrar ediyorum, sanayici fiyatın görüşülmesini istedi bu toplantıda. Evet. Belki olmayacağını biliyorlardı, bilmiyorum ama istediler. Benim karşı çıkmamda, tekrar ediyorum, bu şekilde bize dikte edilmesi, önümüze konulması ve fiyatın görüşülmemesi. Orada aynı söylediğimi tekrar ediyorum. Evet, bu konuşulabilir, görüşebilir ama şu an önceliğimiz bizim üretici, cayır cayır yanıyor. Öncelikli olarak üreticinin bu yangına su dökmek ve fiyatı konuşmak. Biz fiyatı konuşmak için oraya çağrıldık. Bize gelen davetiyede yazan süt fiyatını görüşmek üzere diye tek gündem maddesiyle oraya gittik. Bu nedenle itirazım bunadır. Tekrar diyorum, itiraz etmeye devam edeceğim. Buradan tüm Türkiye'ye ilan ediyorum. Eğer bu şekilde gelmeye devam ederse önüme, aynı şekilde retoyu kullanacağım. Ne zamana kadar düzelirse. O kısmı çok kısa ifade edeyim. Niye 2018'den bugüne kadar sustun? Çünkü ümidim vardı bunun düzeleceği konusunda. Bir önceki bakanımıza, Sayın Pakdemirli'ye iki defa bunu izah ettim. Yanımda da bir üretici, bir sanayici temsilcisini de aldım. Aynı şeyleri söyleyerek, bakın bu herkese zararlı ve size de zararlı dedim. Niye dedi? Dedim çünkü Süt Konseyi ve Tarım Bakanlığı hedefe konuyor. Ama siz, ben biliyorum, siz de belirlemiyorsunuz bunu. İşte Hazine Maliye Bakanlığı'ndaki bir kişi belirliyor. Adına da önce Gıda Komitesi konuyor, büyütülüyor, oradan işte konsey söyledi. Değil. Dolayısıyla buradan kurtulması lazım dedim. Bakın, hakkını vermek lazım. Haklısın dedi. Ne yapmak lazım? Hemen tabii bürokratları ikna etmişler. Yani onları da anlamıyorum. Bürokratların hepsi ellerinde yetki olsun istiyorlar. Esas bir sorun da bürokratlarımız bizim. Yani kendi kontrollerinde olsun istiyor. Şunu söylemişler, bakın efendim, yasal olarak bu mümkün değil. İşte çıkan yönetmeliğe göre, resmi gazetede yayınlandı, çiğ süt tedarik sözleşmesine göre Ulusal Süt Konseyi Gıda ve Tarımsal Ürünler Piyasa İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin kararı olmadan görüş açıklayamaz. Kararı öyle değil. Bakın önümde resmi gazete, 31 Ocak 2018, yazan şu: Ulusal Süt Konseyi'nin Gıda ve Tarımsal Piyasalar İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatı. Görüşünü alarak fiyatı ilan eder diyor. Yani görüşünü, uygun görüşünü bile demiyor. Görüşünü alırsın, başka bir şey yaparsın. Nasıl aşarız dedi, şu an Maliye Bakanlığı ve diğerleri devrede, hazine. Söyledim. Dedim ki bizim yönetim kurulumuza birer tane üyesini alırız bu bakanlıklardan ve bu şekilde bir kurul oluşursa o zaman zaten onlar da orada olacak. Biz üreticiyi, sanayiciyi toplarız, onlar da orada olur. Bu şekilde direkt olarak Gıda Komitesi'nin temsilcileri de orada olmuş olur. Ve görüş alın, çok haklısın dedi, hemen talimat verdi. Bakın bunları birçok kişi ilk defa duyuyor. Ve bir yıl önce yapılan bizim genel kurulumuzda bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Çağlar Kaya Bey, Ticaret ve Ticaret Bakanlığı'nda yine Çağlar Göksu Bey yönetim kuruluna alındı. Bu amaçla ilk defa, daha önce tamamı Tarım Bakanlığı temsilcileri oluyordu, bakanlık temsilcisi olarak ya da bir Ekonomi Bakanlığı'ndan bazen. Şimdi sevindim, yani buna çabaladım iki yıl. Ondan sonra gerçekleşti ve ilk kararda da, ilk toplantıda
bunu uyguladık. Ardından ne oldu? Bakan görev değişti. Değiştiği hafta bir toplantımız oldu. Direkt olarak yine eskiye dönüldü ve direkt olarak bizim önümüze bir fiyat dayatıldı. Orada zaten karşı çıkmaya başladım. Demek ki bazı lobiler var, bilemiyorum, bazı güçler var, bazıları, yani sadece bunu bakanlar falan da istemiyor. Birilerinin işine geliyor ama tekrar ediyorum, eğer o işine gelenlerin de bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda başına dert olacak. Tekrar ediyorum, bana göre bunca yıldır Ulusal Süt Konseyi'nin kuruluşundan beri görev yapan bir kişi olarak ben tek çarenin bu adı az önce söylediğim işte Fiyat İstikrar Komitesi'nden kurtulmak olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum, bu biz yapalım demiyorum. Konsey olarak hiçbir zaman yapmadık. Konseyde yapılsın, üretici temsilcilerin tamamı gelsin. Biz açık salonlarda yapıyorduk. Büyük düğün salonu gibi otellerin lobilerinde 100-150 kişi katılıyordu. Sanayici ve üretici temsilcileri gelsin, orada tartışsın, biz maliyetleri hesap edelim. Maliyetler konusunda da varsa eleştiriler, onları da dikkate aldık, almaya devam edelim. Bu şekilde bir iyileştirmeye gidelim. Yoksa herkes konuşuyor, orada konuşulsun. Orada konuşulanlardan bir çözüm çıkar. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bir kapalı şeye döndü. Herkes bir şeyler sönüyor ama çözüm yok. Tekrar ediyorum, burada yapılması gereken bir an önce normale, Ulusal Süt Konseyi'nin fabrika ayarlarına dönülmesidir. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hocam bir şey sorayım. Son soru sorayım. Peki şu anda üretici, tabii şunu net olarak ifade ettik. Burada fiyatı belirleyen, sütün fiyatını belirleyen USK değil. USK tabiri caizse önüne gelen, kağıdı okuyan bir kurum noktasına geldi. Bunu ben dediklerinizi anladım. Kısa vadede süt üreticisi o zaman bir fiyat beklentisi artışı içerisine girsin mi? Şimdi dediğim gibi oradaki kişinin bakış açısı rakam. Bakıyor, 1 lira artış yaparsam işte şu kadar gayri safi hasılatında bu var, bu kadar enflasyon. Onun derdi enflasyonu aklı sıra kağıt üzerinde tutamaz. Çünkü fizyolojiyi bilmiyor. Matematikle fizyoloji aynı şeyler değil. Hayvanı bilmiyor. Rakamlarla bu olması mümkün değil. Ben vakit olmadığı için şey yapmadım. Sonuç ortada. Bakın gelinen nokta şu. 2018'den beri bu yapılıyor. Kimin işine yaradı? Bakın raftaki fiyatlar dünya fiyatlarıyla paralel. Orada bir düşme yok. Enflasyonu etkileyen o. Kime oldu olan? Üreticiye oldu. Bugün bizim süt fiyatımız 40 sent, euro sent civarında, Avrupa'da 60 sent. Yani bizden %50 daha pahalı. Yani bizim üreticimiz normalde Avrupa fiyatlarının altında olmaması lazım. Tekrar ediyorum, dünya fiyatlarının altında olmaması lazım verilen fiyatın. Ama onlar bunu başarı sayıyor. Sonuç, amaç ne? Enflasyonu düşürmeye etkisi yok. Altını çiziyorum. Çünkü raf fiyatları dünya fiyatlarıyla paralel gidiyor. Bu nedenle söylüyorum, herkesin, sanayici, üretici, burada işte gazeteci, televizyoncu, bizler hepimizin yapması gereken bunun anlatılıp bir an önce, tekrar söylüyorum, eski fabrika ayarlarımıza dönmek. Ya, bu Ulusal Süt Konseyi'ni beğenmiyorsanız başka bir yerde yapın. Ama şunu da unutmayın. Ulusal Süt Konseyi, şimdi bazı girişimler var efendim. Ben kendi ihalemi yapacağım. Ben işte ayrılacağım, şunu yapacağım. 2011 öncesi, konsey kurulmadan öncesini düşünün. Ben hatırlıyorum, yine böyle bir Eylül ayıydı. 80 kuruş süt fiyatı belirlendi. Yine işte biliyorsunuz işte Çanakkale şey civarlarında, Bandırma, Gönen orada yapılıyordu. Ay sonunda sanayici dedi ki ya ben buradan dedi para kazanamadım, bu ay sizde 60 kuruş ödeyeceğim. Kimse bir şey yapamadı. İşte konsey onun üzerine kuruldu. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Hocam, Hakan Hoca'nın bir sorusu var. Soru değil ya, kalktı. Hocam söylediniz, ifade ettiniz, fizyoloji bilmeyen ekonomistler çok yakın zamanda talep kaynaklı hiper enflasyona hazırlansın o zaman. Aynen. Olmayan, arz edemediğimiz bir ürünle enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Ben bu söylediklerimi Sayın Hocam onlar için de söylüyorum. Yanlış yoldalar. Bu yolla enflasyona
olumlu bir katkıda sağlayamazlar. Tam tersi bir etki yapar. Ateşe körükle gidiyorlar. Aynen, hocam, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten bizi aydınlattınız. Çünkü hem kamuoyunu hem de üreticilerin bir algısı vardı. Artıları eksileri konuşulabilir dediğiniz gibi. Ama burada net olarak bu akşam en azından benim de teyit ettiğim bu fiyatın sadece USK önüne gelen fiyatı okuduğu, bunun dışında bir rolü olmadığı benim anladığım bu. Hocam inşallah geniş bir zamanda... Bir şey söyleyeyim. Ben hasbelkader başkanlık yaptım. O da yani beni seçmediler. Sadece pandemi öncesi başkanımız ayrılmak zorundaydı. Seçime bir ay kala beni görevlendirdiler başkan yardımcısı olduğum için. Ondan sonra da pandemi gelince mecburen bir dönem başkanlık yaptım. O dönem içerisinde aynı şekilde bunları anlatmaya çalıştım ve yani o dönemde bizim önümüze gelen kararların hepsinin altına da şunu yazdırdım. Gıda Komitesi'nden gelen fiyata göre diye. O notu da düştürdüm. Yani o zaman da biz gelen fiyatı onaylamamış oldum en azından. Deklere yani altına not düştük. Oradan gelen fiyattır diye. Bunu da ifade ettim. Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah geniş bir zamanda tekrar sizi yayın almak dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hakan hocam son bir cümle. Son bir cümle bitirelim. Evet. Bence tekrar yayınlarda bu yayını en öne alalım. Evet. Sonra devam edelim. Artık söylenecek bir şey kalmadı. Onların derdi bizden daha fazlaymış. Bizim herhangi bir derdimiz yok. Orada eğer o gıda komitesinde de bir tane iki tane adam varsa gidelim şunları Ankara'da bir yerde kıstıralım, dövelim. Yok yok. Hukuk devletindeyiz. Nasıl olacak yani bu iş? Hukuk devletindeyiz. Ben şunu söyleyeyim. Ben de yani bakanlıkta tanıdıklarımız var. İşte bu gıda komitesi üyesi ekonomist, bürokrat arkadaşlardan Tarım Bakanlığı'nı arayıp düve ne demek, buzağı ne demek gibi saçma sapan sorular geliyor. İşte burada düvenin ne olduğunu... Bakanlık da değil, hocam onu söyledi. Yani burada... Bir mesela ama gıda komitesi bakanlığı, bir önüne fiyat belirleme bir şeysi çıkmış. Yani, İki arkadaşmış orada. Tamam. Yok bürokrat işte. Siz ekonomi bakanlığının. Bizden az o yüzden. Ekonomi bakanlığının bürokratları genç delikanlılardır muhtemelen de. Başarılıdırlar da. Ama dediğim gibi ineğin doğumunu bilmez, gebeliğini bilmez, buzağı bilmez, düveyi bilmez. Bu insanlar sütün fiyatına karar vermemeli. Artı şunu da söyleyeyim. Süt haricinde başka neyin fiyatı böyle bir komite tarafından ya da bilmem istikrar, fiyat istikrar grubu tarafından belirleniyor. Yani bu insanlar ülkeleri için üretmeye çalışan insanların bu kadar cezalandırılmasını ben doğru bulmuyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Abi teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Tabii bu akşam bayağı maceralı bir yolculuk oldu. Aksilikleri yaşadık. Ama dediğim gibi bu bağlantıların birçok problemi bizden kaynaklanmadı. Aradığımız yerde Skype bağlantısı yaptığımız yerdeki internetten kaynaklandı. Tabii normalde Skype'da problem olmayanlarla da düzgün bir şekilde yayın alabildik. Aksaklıklarımız oldu, affola diyoruz. Özellikle Muhittin Hocam'ın bu konuşmasını bizim yayındaki, kurgudaki arkadaşlardan rica ediyorum ben. Onlar kesecekler, bütün platformlarda paylaşılacak. Bu gerçeği de yani herkesin bilmesi lazım. Tabiri caizse tamam, günah keçisi olmasın. USK diye saldırdık ama... Hocam diyor ki kardeşim biz önümüze gelen kağıdı imzaladık. Beyan ettik. İmzalı kağıdı beyan ettik, okuduk. Ben net oyu verdim diyor. Dolayısıyla ama acı olan şu iki tane genç bürokrat arkadaşım veya yaşlı fark etmez. Üç fark etmez. Bütün ülkenin binlerce hayvancılık sektöründeki binlerce insanların kaderiyle oynaması. 2000 tane Konya'da bıraktı. 1500 tane Bursa'da bıraktı. 1000 tane bilmem. Binlerce insan bu işi bırakıyor. Binlerce hayvan kesime gidiyor. Bunun bu tarafta hesabını verir misiniz bilmiyorum ama ahiret inancınız varsa mutlaka hesabını verirsiniz. Bunu net olarak ifade edeyim. Bütün katılan veya katılamayan, bağladığımız veya aksilik yaşadığımız dostlara teşekkür ederim. Ben son bir şey söyleyeyim. Buyur hocam. 100 milyona doğru giden bir ülke olarak, gelişmekte ve güçlenmekte olan bir ülke olarak bizim ete, süte ihtiyacımız var kendi öz kaynaklarımızla. Evet. Şunu da ben hocam söyledi, ben de ifade edeyim. Misafirlerle 100 milyonuz. Pandemide gördük. Herkes markete manava koştu. Siz insanlara gıda savaşı artık geliyor. Kıtlık, su savaşı. Bunları hepimiz artık görüyoruz. Ufuk abi de daha önceki programlarda demişti. Açlık mı geliyor demişti abi sen. Aç kalacaksınız. Aç kalacaksınız demişti. Yani gerçekten şaka bir tarafa her geçen gün iş farklı boyuta gidiyor. Bu işi yönetenlerin bir an önce bu işe
müdahale etmesi lazım. Bu işe çözüm üretmesi lazım. Bu akşam elimizden geldiği kadarıyla bütün paydaşlarla beraber sıkıntılar ekrana getirdik. Nasip olursa önümüzdeki hafta cumartesi akşam başka sektör, zeytinyağı sektörünü, zeytin ve zeytinyağı sektörünü de konuşacağız. Orada da çok sıkıntıları var. Şimdi benim bir şehir dışı var. Yetişebilsem geleceğim, yetişemezsem burada arkadaşlar sunacaklar ama benim programımda, sektör analizde gerçekten orada da sıkıntılar var. Bir Afrin meselemiz var. O da başka bir mesele ama o hafta girer miyiz bilmiyorum. Dediğim gibi yayın öncesinde bize ab altından soba gösteren dostlar, gördüğünüz gibi ben görevimi yaptım. Allah hiçbir şey de yapamazsınız, yapacak bir şey yok. Ben konuşmaya devam edeceğim. Kanun ve hukuk çerçevesi içerisinde, bütün bana verdiği kurallar, izinler çerçevesi içinde çiftçinin sesini aktarmaya devam edeceğim. Bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Binlerce mesaj geldi, birçoğunu okuyamadık. Ama derdimiz hayvancılık, derdimiz bu ülkenin geleceği. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.